Birbirinden yine değerli konuklarımızla birlikte olacağız. Hüseyin Gülerce, değerli gazeteci yazar Hüseyin Gülerce biliyorsunuz programımızın sabit konuydu. Birkaç haftadır bizimle olamıyordu kısıtlamalardan dolayı. Ama bu hafta o da bizimle birlikte olacak. Yalova'dan Skype bağlantısıyla, canlı bağlantıyla bizimle beraber olacak. Sayın Gülerce'ye buradan hoş geldiniz diyelim. Önümüzdeki dakikalarda bizlerle beraber olacak. Sayın Gülerce hoş geldiniz. Önce bir selam verelim. Aleykümselam, hoş bulduk Hükler Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz önümüzdeki dakikalarda inşallah. İnşallah. Hüseyin Gülerce'nin yanı sıra stüdyoda şu anda Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan var. Murat Alan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada görmek gerçekten bizi mutlu etti. Önce onu söyleyelim. Çünkü takipçiniziz. Ve sizi sürekli yazılarınızı takip ediyoruz. Çok da beğeniyoruz. İnşallah 2 saat boyunca da neler oluyor, neler bitiyor konuşacağız. Hem Sayın Gülerce ile hem de Murat Alan'la birlikte. Hemen hızlıca başlayalım. Çünkü vakit de daraldı biraz. Türkiye ne durumda? Koronavirüs sürecinde nasıl görüyorsunuz? Ama ondan önce arkadaşlar da hatırlatıyor. Soru ve görüşleriniz için ortak akıl etiketi Twitter'da, Instagram'da da aynı şekilde. Bir de yine 5 kişiye başlangıç 2020 kitabını hediye edeceğiz. Şu anda yarından itibaren Avrupa'da karantina sürecini hafifleten ülkeyi soruyoruz. Karantinayı az da olsa bitiren, fabrikaların açılmaya başladığı Avrupa'nın tam göbeğindeki ülkeyi soruyoruz. Başlangıç 2020 kitabından 5 kişiye hediye edeceğiz. Instagram'da benim son paylaşımın altına doğru cevabı yazabilirsiniz. Twitter'da da ortak akıl etiketine yazabilirsiniz. Şimdi virüs sürecinde Türkiye tabii önemli bir artık virajı mı döndü diyelim, pik noktasını sanki ulaştı gibi. Nasıl görüyorsunuz durumu? Bundan sonra bizi ne bekliyor? Şöyle hemen anlatayım. Evvela bu konunun duayeni virologlarımız, tıp uzmanlarımız, enfeksiyon uzmanlarımızın üzerine söz söylemek çok doğru değil ama hem geçmiş dönemde çok az tıbbi deneyimi, aynı zamanda da bir gazeteci olarak gözlemlerimi anlatayım. İyi gidiyoruz. Biz topraklarımızdan uzunca bir süre virüsü uzak tutmayı başardık. Bu salgını uzak tutmayı başardık. Ama gelinen noktada tabii biz global dünyaya açık bir ülkeyiz. Uluslararası taşımacılığa açık bir ülkeyiz. Hava trafiğine açık bir ülkeyiz ve kapalı bir ülke değiliz. Yani paranın hareket ettiği bir ülkeyiz. İnsanın hareket ettiği bir ülkeyiz. Virüs kendisi yayılmıyor. Virüsü insanlar taşıyor. Evet. Haliyle iş böyle olunca bize de gelecekti. Ama 2002'den bu yana yaptığımız sağlık yatırımlarının şimdi meyvesini alıyoruz. Birçok Avrupa ülkesi modern gelişmiş, işte uzaya uydu göndermesiyle meşhur. Bizde tabir vardır hani klasik, uzaya uydu gönderdiysen evet büyük bir ülkesindir diye. İşte Mars'la ilgili bilimsel araştırmalar yapan, orada hayat arayan ülkeler şimdi kendi ülkelerindeki hayatı hayatta tutabilmek için uğraşıyorlar. Düşünün, doğru. Mars'ta hayat arayan adamlar kendi ülkelerinde maske bulamıyorlar. Biz bunlara destek oluyoruz, biz yardımda bulunuyoruz. Düşünün. Aslında bu da bir, yani yaşadıklarımız bir sınav diye düşünürsek, Avrupa'nın içine düştüğü durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin içine düştüğü durum bir ders niteliğinde herhalde, değil mi? Tabii tabii. Şöyle, insana hani Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ya, insana hani devlet insanı yaşatmak içindir diyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşatsın. Aslında o sözün devamı şöyle olmalı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Devleti yaşat ki insanı yaşatsın. Şimdi bizde evet insan hani böyle bir önemli bir faktör. Biz bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kritik bir noktada olduğunu şimdi görüyoruz. Bakın, Amerika'da sağlık sistemi bizim ünlülerin çocuk doğurmak için gittiği, pasaportuna sahip olmak için can çekiştiği, büyük uğraşlar verdiği, on binlerce dolar harcadığı Amerika'da sağlık sistemi ücretsiz değildir. Bugün sadece bir haftalık bu pandemiyle alakalı gözlemde çok güzel bir çalışma yapmışlar. Diyorlar ki eğer İtalyansanız hastaneye aradığınızda ateşiniz varsa yaşınızı soruyorlar. 60'sa telefon yüzünüze kapanıyor. Bakın 60 yaşındaysam diyorsanız telefon yüzünüze kapanıyor. İspanya'yı arıyorsanız diyor ki Türkiye ve Rusya'dan gelen yardım sayesinde 3-4 bin kişiyi daha kabul edebilecek durumdayız. Sağlık merkezimize gelebilirsiniz diyor. Almanya'yı arıyorsunuz, Almanya'da maskenizi takın evinizde oturun diyor. İngiltere'yi arıyorsunuz, sakın evden çıkma diyor. Amerika'yı arıyorsunuz, kaç param var diyor. Yani tedavi olun. Bizde
Sağlık Bakanımızın önceki günkü açıklamasını hatırla. Bizde ne diyorlar? Bizde ola ki korona pozitif biriyle temasınız olduysa, olduğunu düşünüyorsanız, bakın olasılık dahi varsa, ateşiniz çıktıysa, her ne nedenden dolayı olursa olsun, direkt hastaneye gelin. Ve temas ettiğiniz kişileri de tek tek belirleyin. Biz bunları takip edeceğiz. Bakın polisiye yöntem. Yani hastaneler ya, yoğun oldu, aman bundan korkmayın diyor, evet, Sağlık Bakanı. Gelin diyor. Biz İspanya ya da Amerika değiliz. Değiliz diyor. Yani hastanelerimiz çok yoğun da değil. Değil. İnanılmaz bir noktada değil. Bir ilk şok oldu, evet. O ilk şoku biz atlattık. İlk şoku atlattıktan sonra şimdi gelinen süre, bunun şöyle bir faydası da var. Geçen sosyal medyada paylaşmıştım aslında. Şöyle bir ilginç noktası var. Şimdi biz gece gündüz poliklinik randevusu almayıp başın mı ağrıyor, miden mi ağrıyor? Ya gece acile gideriz diyen bir milletiz. Evet. Acilleri normal polikliniğe çeviren bir milletiz. O yüzden bizim sağlıkçımız şeye alışık, yoğunluğa alışık. Düşünün, 150 bin acil servis haftalık raporu veriliyor. Diğer başka ülkelerin doktorları diyor ki bu yıllık mı? Yok, biz haftada acilde baktığımız, yani poliklinik gibi kullanıyoruz. Şimdi ama mesela, ne oldu? Sözünüzü keseceğim. Hı-hı. Arkadaşlar şu Barış arkadaşın şeyini versenize, görselini. Hı-hı. Mesela CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış arkadaş New York Times gazetesine konuşuyor. Ve New York Times'a Türkiye'nin bu süreci ne kadar kötü, evet, götürdüğünü güya anlatıyor. Bu arada verir misiniz? Göremiyorum oradan, çok parlıyor. Hı-hı. Evet, New York Times'tan Charlotte Gore Türkiye'deki koronavirüs salgını ve AKP'nin almadığı önlemleri anlattım. Evet. Ben... AKP'nin almadığı önlemler. Şahane. Paylaştığı görüntüdeki fotoğrafta New York Times'ta, şeyde New York'ta bir hastanede sağlık görevlileri bir hastayla ilgileniyor, evet, değil mi? Evet. Evet, o görüntünün hemen arkasında gerçekte çöp poşetini vücuduna geçirmiş, sarmış sağlık görevlileri var. Ve o New York Times'ın da, Washington Post'un da, diğer gazetelerin bugün personelinin yüzüne taktığı, kendini korumak için kullandığı maskelerin Türkiye'den gittiğini biliyor musun? Bir dakika, bunu söyleyeyim. New York Times'taki, evet, çalışanların maskeleri de Türkiye'den gidiyor. Türkiye'den parayla satın alınmış maskeler de değil. Bizim Allah rızası için yardımda bulunduğumuz maskelerden bahsediyoruz. Kendilerini, hani Abdülhamit Han'ın çok güzel bir sözü var. Getirdiğim suyu kana kana içip boğazları kuruyana kadar küfredecekler bana. Evet, getirdiğimiz suyu AK Parti iktidarının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve o koca devasa çarkın dişlilerinin getirdiği suyu kana kana içiyorlar ve Türkiye'ye küfrediyorlar. Şu an durum tam olarak bu. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülke düşünün ki bir başka ülkeye siparişi verdiği maskeleri havada daha fazla, çünkü bu adam para basıyor, para, dolar basıyor. Daha fazla para verip havada uçağın yönünü değiştirtip kendi ülkesine alsın. Gasp etsin, gasp etsin. Bir ülke düşünün ki Mars'ta insan arasın, kendi insanını, kendi evsizini başkalarına hastalık bulaştırmasın diye, zengin New Yorklulara hastalık bulaştırmasın diye otoparklarda toplayıp ölüme terk etsin. Bir ülke düşünün. Çöp poşetinden, o bildiğimiz çöp poşeti var ya, büyük battal boy. Üstüne delik açıp kafasını geçirip yanlarına kol açıp kollarını geçirip 3. dünya ülkelerinin yoksul insanları poşetten forma yapardı. Hatırladın mı? Küçücük ya, bir çocuk vardı. Sonra Messi ile buluşmuştu, evet, bir araya gelmişti. İşte evet, yokluk bunu yaptırıyor insana. Yokluktan çöp poşetiyle bir savunma kalkanı geliştirsin kendisine. Senin burada bolluk içinde yüzen, senin sayende, senin ülkenin, senin hükümetinin icraatları sayesinde bolluk içerisinde yüzen adamı gitsin seni kötülesin. Vaka budur. Aslında bu tweet, bu röportaj sosyal medyada da paylaştım. CHP'nin, ya da CHP de demeyeyim, muhalefetin içine düştüğü durumu tam anlamıyla özetliyor. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin şu görseline verin arkadaşlar. Mesela dün Cumhuriyet Gazetesi'nin yaptığı bir haber, hı hı, Murat Alan. Erdoğan nefretinin geldiği nokta. Evet. Korkutan iddia. Cumhurbaşkanlığı hediye paketleriyle virüs yayılıyor. Kaynak? Kaynak. Yok öyle bir şey. Heh, şimdi şeyin... Uydurma. Senle de bayağı uğraşmıştı bu Illuminati meselesinde Cem Yılmaz'a. Evet. Ne diyor Cem Yılmaz? Bir güzel bir sözü de var. Ne diyor? Kaynak, oturuyorum üstünde diyor. Kaynak. Yani bunların izah etmesine gerek yok ki. Bir kaynağı, bir delil aramasına gerek yok. Biz salladık gitti. Aynen. Sallıyoruz. Ne diyoruz? Ama düşman mı bu paket... kadar? Ya bunların tabipler odası skandal. Tabipler odası. Koskoca profesör. Ya sen ilim adamısın. Bilimsel olarak bir şeyi, bilimsellikte nedir?
Bir, delil. İki, laboratuvar ortamı. Üç, tekrarlanabilirlik, değil mi? Yani bilimsel bir veri sunman lazım. Bilimsel hiçbir şey söylemeden koronavirüsü ile ilgili, AK Parti hükümeti ile ilgili bir şey söylüyor. Bunun delili kaynağı ne diyorsun? İddia ediliyor diyor. Ya sen bir bilim adamısın. İddia ediliyor diye bir şey olabilir mi? Ortaya çıktı, öğrenildi, belirlendi demen gerekirken. Burada da kaynak ne? Hiçbir şey. Kim dağıtıyor? Bunlar da korona olabilir. Korona herkes de olabilir. Fırında da olabilir. Ne diyeceğiz o zaman? Fırıncılar korona mı yayıyor diyeceğiz. Yani yardım paketleri o zaman gitmesin mi? Yardım edilmesin mi atıyorum? Mesela Cumhurbaşkanı hediye paketlerinde işte maske var, kolonya var. O zaman bunlar halka gönderilmeyince vay efendim niye göndermediniz oluyor. Avrupa'nın yapamadığı, Amerika'nın yapamadığı. Ben diyorum ya işte bak Abdülhamit'in sözü çok güzel anlatıyor ya Ulu Hakan'ın. Diyor ya getirdiğim suyu kana kana içip boğazları kuruyana kadar küfredecekler. İşte o kurumda oturuyorlar. Yüzlerine bu iktidarın onlara bulduğu, temin ettiği Batı'nın o süper devletlerin o işte nebulaları inceleyen Mars'a hayat var mı diye gidip bakan devletlerin temin edemediği sağlık ekipmanlarını temin edip ücretsiz bir şekilde alıp o bilgisayarın başına geçip bu iktidara küfrediyorlar. Bu iktidara hakaret ediyorlar. Bu iktidarla ilgili yalan yanlış şey yapıyor. Ama bunlarda kabahat yok. Bak kabahat bizde. Siz burada Oda TV yayını yaptınız. Siz burada gezi eylemleriyle ilgili yayın yaptınız. Şahane bunun belgelerini ortaya döktünüz, değil mi? Eyvallah. Siz de çok destek verdiniz. Kabahat yapmamız gereken olduğu için destek verdik. Kabahat yani hani aslında bu bir marifet değildi bizimkisi. Olması gerekeni yaptık. Eyvallah. Kabahat onlar da değil. Kabahat bizde. Osman Yüksel Serden Geçtin'in güzel bir sözü var. Bugün çocuğunuzun ayaklarına batan dikenler ya sizin dün orada unuttuğunuz ya kasıtlı göz yumduğunuz. Şimdi biz hala şunu konuşuyoruz. Şu gezi eylemlerinin G'sinin benzerini bu ülkede AK Parti'ye mensup insanlar yapmış olsaydı ya da Refah Partisi'ne ya da Milli Selamete ya da herhangi ya da Anavatana bunlardan herhangi biri yapmış olsaydı bugün hala cezaevindeydi. 28 Şubat'tan hala biliyorsunuz Hala cezaevinde olanlar cezaevinde olan var. insanlar var. Cezaevindeydi. Gün ışığı göremiyordu. Ama gezi eylemlerinde ben çok iyi hatırlıyorum. O gezi çapulcularından birinin adliyeye gittiğini çıkarken de böyle göbek ata ata adliyeden çıktığını hatırlıyorum. Buna prim verirseniz, buna göz yumarsanız, bunun hukuki anlamda elini kolunu sallaya sallaya çıkabilir hale getirirseniz, göz yumarsanız, yarın öbür gün bunlar yeni eylemleri de yaparlar, yeni operasyonları da çekerler, yeni hakaretleri de yaparlar. Niye? Çünkü Türkiye'deki hukuki zeminde şöyle söylerler. Derler ki yanımıza kâr kalıyor. Yanımıza kâr kalanı üzerine katmerleyerek devam ettirebiliriz derler. O yüzden bunlarla hesaplaşmak lazım. Hukuki anlamda. Bakın Amerika, İngiltere'de The Guardian, İngiltere'nin çok ünlü bir gazetesi değil mi? Evet. The Guardian bizim midterm'ları hadisesine benzer bir şey yayınladı. Hemen hemen çok benzer bir hadise. Evet, ne oldu? Ne oldu? Kapatılması gündeme geldi. Baş editörü çıktı dedi ki biz bir hata yaptık. Bize bir şans tanıyın dedi. Ne yaptı? Gittiler The Guardian'ın bilişim servisine. O kayıtların bulunduğu hard diskleri söktüler. O editörler kendileri ellerinde jet taşı dedikleri o parçalama aletiyle o hard diskleri kullanılmaz hale getirip tahrip edip özür dilediler. Niye? Biz İngiliz hükümetinin İngiliz devletinin, İngiliz halkının çıkarlarına ters bir şey yaptı. Ya işte sizin Oda TV. Oda TV ne yaptı? Onlarsa tam tersi daha çok hani bu durumu savundular ve buna CHP de maalesef kol kanat gerdi. Bak yani üzüldüğümüz noktalardan biri de bu. CHP dedi ki ya hayır kardeşim bunlar doğru. Ha, bu gazetecilik değil. Devletini zor duruma Türker, düşürmek, devletin sırlarını ifşa etmek. üstadın çok güzel bir sözü var. Bak Abdülhamit Han, Osman Yüksel Serden geçti. Şimdi de Necip Fazıl'ı söyleyeyim. Bizdeki muhalefet iktidarı devirme pahasına ülkeyi düşmana peşkeş çekmeye hazırdır. İktidarı devirme pahasına her şeyi yapmaya hazırdır. Benim değil mi? Senin de olmayacak. Benim değil mi? Küçük ama benim olsun. Büyük ama bizim olmasın. Bu mantıkla hareket ediyor. Yani o yüzden CHP'nin bu işe teşne olmasını, bu işi körüklemesini hiç şey yapmamak lazım. CHP değil mi biz İdlib'e yürüdüğümüzde ne işimiz var diyen? CHP değil mi biz El Baba girdiğimizde
ne arıyoruz burada diyen. Afrin şehir merkezi CHP değil mi değil mi? şimdi? Afrin'de ne işimiz var diyen. Afrin'de ne işimiz var diyen kim? PKK. İdlib'de ne işimiz var diyen kim? Esad ve PKK ve ABD ve Rusya. Bunlar milli, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var ya, CHP milli güvenlik sorunudur. Evet, CHP ve CHP ile eş değer düşünen, o mantıkta hareket eden, bunun siyasi aktörleri, bunun basındaki medyaya sızmış aktörleri bu ülke için milli güvenlik sorunudur. Unutalım, burada virgül koyacağız çünkü reklama gitmemiz gerekiyormuş. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Sayın Hüseyin Gülerce de ortak akılda olacak. Yalova'dan canlı bağlantıyla onun da değerli yorumlarını alacağız. Daha konuşacağımız çok konu var. Fatih Portakal konusunu konuşacağız. Süleyman Soylu'nun istifa sürecini konuşacağız. CHP'li belediyeler Sözcü gazetesi dağıttı. Ve dün de Murat Ongun, İmamoğlu'nun biliyorsunuz basın danışmanı, basın sözcüsü, Ulaşım AŞ'deki görevinden gönderildi. Buna dair de konuşacaklarımız var. Bir de sorumuz var. Yarından itibaren karantinayı kademeli olarak kaldırılacak olan Avrupa'nın tam ortasındaki ülkeyi soruyoruz. Kopya da veriyoruz Murat Alan, bayağı tam ortasındaki diyerek. Başlangıç 2020 kitabından 5 kişiye hediye edeceğiz. Reklamlar kısa, sonra buradayız. Biz konuklarımız Murat Alan ve Hüseyin Gülerce ile birlikteyiz. Önce bir Hüseyin Gülerce'ye programın başında selam vermiştik. Tekrar Sayın Gülerce'ye hasretle selam edelim. Sayın Gülerce'ye tekrar hoş geldiniz diyelim. Ve ilk yorumlarını da almak isteriz. Hem süreçle ilgili Türkiye'yi nasıl görüyor, bundan sonra neler olacağına dair Sayın Gülerce nasıl bir öngörüde bulunuyor, onu almak isteriz. Arkasından da CHP'li belediyeler Sözcü gazetesi dağıttı mesela. O çok enteresan. O konuya gireceğiz. Fatih Portakal konusuna gireceğiz. Hazır mı arkadaşlar Sayın Gülerce? Peki, buyurun. Sayın Gülerce, nasıl görüyorsunuz son tabloya baktığınızda Türkiye'nin durumunu? Ben öncelikle Özal'ın 27. vefat devriyesinde bir şeyler söylemek istiyorum. Sesim net geliyor mu? Geliyor Sayın Gülerce. Tamam. Şimdi rahmetli Özal siyasi hayatında ben geniş açıdan baktığımda şöyle görüyorum. Rahmetli Menderes'ten bayrağı devralıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreden, Türkiye'de vesayetin tabularını yıkan, ülkeyi dünyaya açan, dolayısıyla bugün eğer AK Parti bilhassa 15 Temmuz darbe ihanetinden sonra gerçekten bir inisiyatif alıyorsa bu yolun taşlarını döşen bir insan. Rahmetli Özal'da bugün için çok önemli örnekler var. Biliyorsunuz kendisi son dönemde, yani Çankaya'dayken vefatından önce, çünkü vefatı da şüpheli, çok yalnız bırakıldı. Hatta burada ilk defa söyleyeyim. O yıl Ramazan ayında teravih Çankaya Köşkü'nde bakanlık da yapmış bir eski milletvekiliydi. O gün için milletvekili değildi. Yine başka bir geçmişte AK Parti milletvekiliyle teravih Çankaya Köşkü'nde beraber kıldılar. O kadar yalnız kaldı yani. O milletvekilimiz imamlık yaptı. Diğer milletvekili de Cumhurbaşkanı Özal cemaat oldu. Şimdi burada nereye gelmek istiyorum? Bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik ki başkanlık sistemini Özal da istiyordu. Bugün hadiseye baktığınız zaman Çankaya'da yalnız bırakılan Cumhurbaşkanlığında Özal'ın başına gelenler aynısıyla Erdoğan'ın ve AK Parti'nin de başına gelecekti. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunurken çok söyledik. Demirel Çankaya'ya çıktı, partisi gitti. Özal Çankaya'ya gitti, partisi gitti, bitti. Eğer anayasa değişikliğiyle, referandumla milletimiz kabul etmeseydi, neyi kabul etmeseydi, Cumhurbaşkanı aynı zamanda partiye olabilir hükmünü kabul etmeseydi bugün Özal'ın başına gelen Erdoğan'ın da başına gelecekti ki bunun ispatı da var. Ne var? İşte bakın Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan birer parti kurdular. Eğer Erdoğan AK Parti'nin aynı zamanda genel başkanı olmasaydı bugün 3 tane AKP olacaktı. Onun için ne tutturuyor şimdi Ali Babacan, Davutoğlu,
Meral Akşener, hepsi Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme dönülsün. Parlamenter sisteme dönülsün ve seçilen cumhurbaşkanı mecliste seçilsin. Onu Çankaya'ya veya işte cumhurbaşkanlığına hapsetsinler. Onun için ben rahmetli Özal'ı gerçekten bugünkü nesillere bir daha iyi anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Hatta 83 6 Kasım seçimlerinde birkaç gün kendisine Kenan Evren başbakanlığı vermedi. Mazbatasını vermedi. Sonradan onu hatıralarında anlattı Özal. Karşılaştıklarında diyor, tokalaşırken kendisine sarılıverdi ve bir yumuşama oldu diyor. Evet, Özal'ı unutmamak lazım. Rahmetle ve özlemle anıyoruz. Evet, unutturmamak lazım. İsterseniz Turgut Özal'dan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan sonra bir süreci çok kısa sizden alalım. Sonra Sözcü Gazetesi'ne geçeceğiz. Son koronavirüs süreciyle Türkiye'nin mücadelesini nasıl buluyorsunuz? Şimdi Özal'dan sonra Türkiye bir karışıklık yaşadı tabii. Bakın biraz önce de söyledim. Ölümü hala şüpheli. Üzerine de yine bir odaklanmayla neden gidilmiyor. Orada da bir şikayetim var diyeyim. Çünkü bu meselenin aydınlanması, işte rahmetli geçmişte Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında öldürülmesi gibi Türkiye'de pek çok gerçeği açığa çıkaracaktır. Evet. Koronavirüsle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Türkiye elinden geleni yaparken ve çok güzel şeyler, biraz önce Murat Bey de karşılaştırdı Avrupa'daki ülkelerle, ortaya çıktı. Bir defa sağlık sistemimiz çok iyi. Doktorlarımız evet, çok iyi, çok tecrübeli. Şehir hastanelerinin önceden kurulması tam bir uzak görüşlülüğü yansıtıyor. Tedbirler çok iyi. Fakat bunların yanında ne yapsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanlığı, kabinesi, muhalefetin, yani hakikaten illet ittifakı demenin tam sırası. Ya hiçbir hoşlarıma gitmiyor. Hiç mi yapılan güzel bir şey yok? Yani parayla maske bulamıyorlar. Bizden maske alıyorlar Avrupa ülkeleri. Biz habire maske dağıtıyoruz. Bakın şu anda isim vermeyeyim reklam olmasın diye, ama Türkiye'nin çok bilinen iki konfeksiyon firması bütün işlerini güçlerini bıraktılar. Maske üretiyorlar. Yani milyonlarca maske üretiyorlar. Evet. Türkiye topyekun bir virüsle mücadele veriyor. Çok güzel bir mücadele veriyor. Şu anda pik noktası yakalanmış gibi, yani platoya geçirmek üzere veya adımlara atıldı. Yine Türkiye'nin aleyhinde bir sürü şey söyleniyor. Evet. En son biliyorsunuz, buradan oraya da geçebiliriz. Fatih Portakal Fox TV'de, yani yapılan bu mücadeleyi halkı kim ve düşmanlığa sevk etme noktasına getirdi ve Rütük dayanamadı. Yani ceza verdi en üstten. 3 defa yayını durdurma ve bir ihtarda bulundu. Dün Rütük Başkanı Şahin bir açıklama daha yaptı. Yani Fox TV isim vermedi de ceza verdiği belli. Birkaç tane kanal daha var. Bu yanlışa, bu maksatlı tutuma devam ederse biliyorsunuz bundan sonraki ceza lisans iptalidir. Yani Fox TV'nin kapatılmasıdır. Şimdi ben bunu Star'da yazınca sanki yani hiç kimse yazmasın, konuşmasın, muhalefet olmasın da bunlar susturulsun gibi anlıyorlar. Peki ama bütün bir gece gerekçesi var. Rütük toplanıyor, dosyaya bakıyor. Fatih Portakal ki biz biliyorsunuz ortak akılda Beyaz TV'de bu ekranda çok gündeme getirdik bunu. Yani bu beşinci kol faaliyeti gibi çalışıyor Fatih Portakal Fox TV'de. Yani etki ajanı dediğimiz, ki benim yazımda bana yüklenebilmek için bir kampanya açtılar. Hüseyin Gülerce Fatih Portakal'a ajan dedi. Ben ajan alıp olmadığını bilmem. Varsa bağlı olduğu bir istihbarat şirketi o bildir. Ama ben onu demiyorum. Etki ajanı diyorum. Yani etki ajanları gaflet ya da dalalet hiç fark etmiyor. Düşmanın işine yarayacak. Düşmanın lehine işler yapıyorlar. Şu anda Fox TV'nin İsmail Küçükkaya'yla ve Fatih Portakal'la yaptığı
Düşmanın işine gelen şeylerdir. Sayın Güdacı şöyle yapalım Vatanın isterseniz. İşine gelen şeylerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tam da bununla ilgili bir sözü var. Onu bir izleyelim, arkadaşlar hazırlamıştı. İsim vermeden aslında şu anda bu tip bazı gazetecileri eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Arkadaşlar hazırsa onu bir ekrana getirsinler, bir izleyelim. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi. Arkasından da hem de Murat Alan'a da o soruyu sormuş olalım. Buyurun izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilik değil dedi ve hafta arasında Hüseyin Gülerce'de gerçekten de çok okunan bir yazı yazdı. Etki ajanı dedi Fatih Portakal için. Murat Alan, siz ne düşünüyorsunuz? Hem Fox'un yayın politikası hem de Fatih Portakal'ın bu süreçteki tutumu. Evet. Hüseyin abi zaten durumu hürmeten abi diyorum. Hüseyin Bey demiyorum. Samimiyetin de şeyi olsun, göstergesi olsun. Zaten durumu çok iyi anlatıyor. Evet. Ülkelerde etki ajanlığı diye bir kavram. Hani Hüseyin Bey için diyorlar ya işte ajan mı dedi. Ajan demesine gerek yok. Ülkelerde böyle bir gerçek var. Ülkelere etki edebilmek, sirayet edebilmek için yetiştirilen, devşirilen, yönlendirilen, bazen kişi kendisini de böyle bilmeyebilir. Yönlendirilen özellikle. Ama yönlendirilen, evet. Mesela Fatih Portakal'ın Kanal D'de yayın yaptığı dönemde kimse kalkıp Kanal D'ye bu adam şeydir demiyordu, ajan demiyordu. Orada da benzeri faaliyeti yürütebiliyordu ya da şey yapabiliyordu. Ama Fox'a geçişi, yükselişi, parlayışı haliyle bir taktığı gözlüğün renginden de konuşmasını gerektiriyor. Fox'un bugünkü yayın politikasına dönüp baktığımızda zaten kimin diliyle hareket ettiğini açıkça görmüyor muyuz? Yani oradaki Amerikan etkisini, oradaki bu tarafa doğru, bize doğru nasıl çirkin, iğrenç bir yayın politikasının yansımasını görmüyor muyuz? Görüyoruz. O yüzden herhalde kalkıp da şu da olmayacaktır. İşte buyurun bu benim CIA'den CIA kimliğim. Ya da işte FBI adına çalıştığımı ortaya koyan belgede kimse getirip bunu da önümüze sunmayacaktır. Bunun ötesinde bir gönüllü, az önce CHP'ye yüklendik ya, bir gönüllü ajanlık yapma faaliyeti de var bu ülkenin bazı gönüllü ajanlık. Evet, gönüllü ajan. Al işte Barış Yarkadaş'ın New York Times'a verdiği röportaj. Yani bunu CIA'nin Türkiye'deki personeli bile yapamaz. Bunu ancak Türkiye gönüllü yapabilirsiniz böyle bir şeyi. Yani şöyle düşünün, o Washington Post o maskeleri benden alacak, Türkiye'den alacak ve siz Türkiye'ye Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar kötü olduğunu anlatacaksınız bu adamlara. Bu şimdi etki ajanlığı değil midir? Ve getirip bunun bu memlekette propagandasını yapmak. Yani şöyle düşünün, Netflix'te bir dizi vardı, Speed diye. Bir ajandan bahsediyor. Suriye'de. İsrail bağlantı. Evet. Şöyle düşünün, yıllarca devşirilip Suriye'ye gönderildiğini ve gerçek bir olaydan bahsediyor. Suriye'ye gönderildiğini, Suriye'de savunma bakan yardımcısı pozisyonuna kadar getirildiğini ve daha sonra ortaya çıkınca idam edilmişti bu adam. Onu anlatıyor. Şimdi illa buna benzer bir şey olmasına da gerek yok. Bu ülkenin o ülkelere kim Türkiye karşısındaysa gönüllü ajanlık yapabilme potansiyeli, ülkesini jurnalleyebilme potansiyeli, ülkesini kötüleyebilme potansiyeli olan binlerce gazeteci, akademisyen, doktor, siyasetçi kılıklı, o kılıkta hareket eden değeri var, yetişmiş potansiyeli var. Şimdi buna böyle bakmak lazım. O yüzden hani Hüseyin abinin ilk başta söylediği ben ajan demedim. Evet, ajan demedi. Ama ajan olmasına da gerek yok zaten. Yani cebinde o ülkenin pasaportunu, o ülkenin kimliğini, CIA'nin evrağını taşımasına da gerek yok. Bu ülke aleyhine faaliyet yürütüp o ülke lehine hareket ediyorsa, o ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ediyorsa bu gönüllü bir ajanlıktır. Doğru. Bu arada arkadaşlar şu anda Sözcü gazetesinin görüntüsünü getiriyorlar zannedersem. Sayın Gülerci, onu da soralım hemen. Yani biraz bunu ben, bu dağıtım biraz Zaman gazetesi mantığına çok Bravo. Benzettim. İlginç de gelen o. Tam da böyle günlerde hani insanlar belediyeden farklı hizmetler beklerken belki başka gazetelerde dağıtsa yine insanlar bir şey demez kimin ama. Kimin parasını dağıtıyor bir de. Kimin parasıyla dağıtılıyor? Sözcü gazetesi diyor ki işte biz bir anlaşma yaptık, biz cebimizden verdik gibi açıklamalar yapıyor. Ama neden bütün ev Sözcü gazetesi dağıtılıyor sorusu akıllara geliyor. Sayın Gülerce, Fatih Portakal ve arkasından bu. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ona geçmeden önce biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın
kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı verdik. Bu açıklama biraz virüsle mücadele ortamında ikinci plana düştü. Halbuki çok önemli bir açıklama. Şahmet tellallığı yaptıkları gazetecilik değil dedikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı devamında diyor ki ama artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsle değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüsleriyle de virüslerinden de inşallah kurtulacaktır. Bakın Cumhurbaşkanı söylüyor. Medya ve siyaset virüslerinden Türkiye artık inşallah kurtulacak. Yeter. Şimdi biraz programa çekme olsun bakınız. Sözcü Gazetesi dağıtımı söyleyeceğim. Orada konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na da bir şey söyledi. Ben şahsen ilk defa duydum bunu. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek mitomani hastalığıdır dedi. Şimdi herkes benim gibi merak etmiştir. Yani mitomani hastalığı nedir? Niye Kılıçdaroğlu'na mitoman dedi? Meğerse bu hastalık yalan söyleme hastalığıymış. Ve mitoman olan kişiler dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için yalana başvurulmuşlar. Öyle ki bir noktadan sonra kontrolü kaybederler ve kendi söyledikleri yalanlara kendileri de inanır hale geliyormuşlar. Bu mitoman rahatsızlığına yakalanan kişiler söyledikleri yalanların hastalık derecesinde olduğunu düşünmedikleri için bir tedaviye de ihtiyaç duymuyormuşlar. Yani bir tarif bu kadar olur değil mi? Yani Sayın evet. Kılıçdaroğlu ile ilgili bir tarif var. Sözcü Gazetesi'nin dağıtımına gelince işte CHP'nin ve Sözcü Gazetesi gibi malum medyanın iki yüzlülüğünü ortaya çıkaran bir tablo bu. Bir defa bir parti belediyeleri, partili belediyeler sadece bir gazeteyi niye dağıtırlar? Hani basın özgürlüğü, hani eşitlik, hani hak, hukuk, adalet? Bunlarınki hak, hukuk, adalet değil, gak, hukuk, sandalet. Yani hiçbir inandırıcılığı kalmamış artık CHP'nin ve bu medyanın. Bunlar ciddiyetlerini öylesine kaybettiler ki, düşünebiliyor musunuz? Biraz önce sağ olsun Murat kardeşim de söyledi, ben de kardeşim diyeyim Murat Bey'e. Eğer bu yapılanları AK Parti'yi destekleyen medya yapsa, mesela belediyeler sayısı açısından AK Partili belediyeler daha çok. Onlar da kendilerine yakın gazeteleri dağıtsalar sadece. Şunu yapan insanlar, CHP'liler, Sözcü tayfası, hop oturup hop kalkmaz mı? Ya neler neler söylerler. Milletimiz her şeyi görüyor. Bu aslında yani istesek de yaptıramayacağımız şeyler. Yapın yapın böyle yapın. Millet sizin gerçek yüzünüzü hiç unutmasın. Gidin Adana'da numaradan hastane yapıyormuş gibi Sahra Hastanesi de yapın. Buna hastane de değil, Cumhurbaşkanlığının yaptığı, devletin yaptığı hastanelere sanki alternatifmiş gibi derme çatma yerleri gösterin. Milletle alay ettiğinizi zannediyorsunuz ama millet sizinle alay ediyor. Alay konusu oluyor. Peki o arkadaşlar özellikle o hastanenin DSF'sini ekrana getirsin. Sonra Kılıçdaroğlu'nun onu anlattığı cümleler de var Sahra Hastanesi'nin. Bak, çok iyi olur. Şimdi tam bir komediye dönüşmüş durumda iş Murat Alan. Adana'da bir işte şehir hastanesi, bir Sahra Hastanesi kuruluyor. Elbette Sahra Hastanesi çadırı olur, elbette onlara varız. Ama hastanenin içi bir fuar alanını andırıyor. Andırmıyor zaten öyle. Değil mi? Zaten tabii, öyle fuar. O paravanlar bir fuar alanında, pavyon derler onlara. Hani bizde başka bir şey gibi algılanıyor da. Bir kabinettir onlar. O bir kabin yaparsınız orada. Aynen seçimde bizim oy kullandığımız sandık şeyler var ya, hani girdiğimiz kabinler. Evet. Öyle bir kabin yaparsınız. Bu fuar malzemesi onlar. Çok 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 ilginç. Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı'nın yayınında bakın işte bu görüntüler bildiğiniz fuar alanı ama bunu Kılıçdaroğlu öyle bir anlattı ki Sahra Hastanesi kuruluyor işte şu kadar hastaya bakılacak diye. Fatih Altaylı'nın programında da bakın Kılıçdaroğlu neler söylemiş? Onu bir izleyelim, sonrasında değerlendirelim. Şimdi çok özür dileyerek yani biraz izlerken gülümsüyoruz çünkü yani gerçekten de bir haftaları takip ederken artık gülüyoruz yani hani Sahra Hastanesi içerisinde hiçbir şey yok, bir fuar alanından ibaret. Hüseyin Gülerci'ye soracağım ama Murat Alan tam bir şey söylediniz veterinerden derken bir şeyler getirmişler şimdi, galiba oraya. Şimdi apar topar bu rezalet ortaya çıkıyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na da kızmıyorum. Kadro bu. Yani eldeki malzeme bu.
İşte yapacak bir şey yok. Bunlarla yürümek zorunda. Şimdi hastaneye bu rezalet ortaya çıktıktan sonra ekipman getirmeye başlamışlar. Hani hastane yani hastane yapıyorlar ya orada. Şimdi bak şahane. Şu an içeride şu var. Hastane dedikleri yerde. 147 tane yatak. 3 EKG cihazı. 3 tane. Elektrokardiyografi cihazı. 3 tane. 2 tansiyon aleti. Bak her birimizin evinde birkaç tane bulunur bundan. Komik ya. 4 tane stetoskop. Hani şu doktorlar kulaklarına takar da şeyi dinlerler ya. Akciğeri kalp atışını dinlerler. Dört tane var 4 sadece. stetoskop. 2 de aspiratör cihazı getirmişler. Şimdi bu Ya. evet bununla hakikaten koronayla mücadele için ve bu adamlar şehir hastanelerini beğenmeyenler. Evet. Böyle bir şey olabilir mi canım? Dünyada denendi tabipler odasıyla bunların ideolojik tabip kökenli odaları da var ya. O odalarla birlikte şehir hastaneleri olmaz. Şehir hastaneleri yürümez diyen adamlar şimdi iki stetoskop pardon özür dilerim dört tane haklarını yemeyelim. Dört stetoskop, üç elektrokardiyografi cihazıyla koronayla mücadele edecekler. İşte bu akıldır. Bu akıldır ki ülkede deprem olduğunda 17 Ağustos depremi olduğunda 3 gün depremin olduğu yere ulaşamayan akıldır. Ulaşamayanlar. Sayın Gülerci, neler söylemek istersiniz manzara karşısında? Yani bir mizah konusu aslında. Benim şey hoşuma gitti. Yani bir yataklı hastane yaptı ya. Cumhurbaşkanlığının yapamadığını yaptı ya. Ben de içimden dedim ki yapma ya. Yani koskoca CHP Genel Başkanı ne anlatıyor bize? Şekil ortada görülüyor. Öyle bir reklamda bir İşte bu diye gösteren bir arkadaş vardı. Bir defa dün Sayın AK Parti sözcüsü Adana Milletvekili Ömer Çelik Bey çok güzel bir açıklama yaptı. Yani bunu CHP niye yapıyor? Sahra Hastanesi diye yutturmaya çalışıyor millete. Ki ben espri yaptım. Bu Sahra Hastanesi'ni herkese gösterelim ki Adanalılar sokağa çıkma cesareti bulamasın. Yani diyelim ki Adanalılara bak eğer sokağa çıkar da virüs kaparsan seni buraya gönderecekler. Burada yatacaksın. Ha, ona göre demek lazım. Şimdi Ömer Çelik Bey diyor ki Adana'da şu anda diyor hastaneleri, devletin hastaneleri, özel hastaneleri ki yani dört dörtlük bütün teçhizatıyla %20 doluluk var. %20. Yani Sahra Hastanesi için yani bir alarm durumu söz konusu değil ki yani %90 olur da bak CHP devreye girdi der. Şimdi bu CHP'nin yaptığı yani biz de bir şeyler yapıyoruz vatandaş. Boş durmuyoruz. Ama yaptığın neye benziyor? Yani müsamere gibi bir şey. Şehir hastanelerinin yanında ki şehir hastaneleri deyince hatırımıza ne geliyor? Şu ekranda gördüğümüz CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehir hastanelerine de karşı çıktı ya. Hem de dedi ki hasta yok. Bu kadar büyük hastane niye yapıyorsunuz? Şimdi AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın öngörüsüne bakın ki karşımızda şehir hastaneleri olmasaydı şu anda sistemin çökme ihtimali olacaktı. Onun için şu örnek CHP'nin ciddiye alınmaması gerektiğini gösteriyor. Allah Türkiye'yi onların iktidarından korusun. Demek ki böyle göz boyama işleri yapacaklar. Kendi gazetecilikten anladığı kendilerini destekleyen gazeteler. Hastanelerden anladıkları kendilerinin yaptığı uyduruk Sahra Hastanesi dediği şeyler. Bin yatak diyor. Nerede bin yatak? 3-4 tane yatak atmışlar. Hazır mı yani? Bugün devlet dese ki Sahra Hastanesi'ni kullanmak istiyoruz. Bir ikincisi Ömer Çelik Bey'in dikkatini çektiği nokta. Pardon, Adana AK Parti İl Başkanı'nın dikkatini çektiği nokta. Diyor ki buraya bir masraf yapıldı değil mi? Kimin masrafı bu? Vatandaştan elde edilen vergilerin, belediyeye ödenen paraların masrafı. Evet. Bunun hesabının sorulması lazım. Nitekim şu anda Sağlık Bakanlığı müfettişleri denetliyor burayı. Yani herkes böyle her belediye cebinden harcıyormuş gibi milletin parasını çarçur edemez. Buna hakkı yok. Bunun hesabının sorulması lazım. Doğru. Bir de seviye, Türker Bey, seviye farkı ortaya çıktı. Yani şehir hastanelerini yapan AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adana'da böyle bir hastanesi yapan CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun seviye farkı. Birinin yaptığı bu, diğerinin yaptığı bu.
Takdir vatandaşımızın. Bunu şeye benzetiyorum. Hani yeni nesile geçmişte 90'larda yaşananları anlatmaktı çoğu zaman. Buna geri döneceksiniz. Güç kalınıyor ya. Evet. Evet. Hani bunu bakın, anlattığınızda inanamıyor. Tabii işte budur. Yeni nesil. Tam da tabii, bu tabii. Görüntü aslında hani yeni neslin de anlayabilmesi tabii. Açısından ve 90'larda yaşananlar bunlar deme açısından. Biz gelirsek bunu yapacağız. Evet. 2020 Türkiye'sinde iyi bir fotoğraf karesi bence. Çünkü hani bunu saatlerce anlatsanız artık insanların çok da anlamak istemediği bir durumdu. Bu Adana Sahra Hastanesi'ndeki görüntü tam da bunun ifadesi oldu. Madem CHP'li belediyelerden gidiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönelim. Arkadaşlar o görüntüyü versin. Otobüslerde ve metrobüslerde çok fazlaca biliyorsunuz yoğunluk oldu. Ulaşım AŞ Başkanı ve aynı zamanda İBB Sözcüsü Murat aynı zamanda Umgu. Medya AŞ. Aynı zamanda başkanı. Medya AŞ. Kaç tane alanda artık çalıştığını biz gazeteciler olarak da şaşırmış durumdayız. Murat Ongun dün Ulaşım AŞ'deki görevinden alındı. Biz Beyaz Gazete'de bu özel haberi ilk duyurandık. Murat Ongun Ulaşım AŞ'deki görevinden alındı ama tabii Fazilet Durağı'nda yaşananlar söz konusuydu biliyorsunuz. Hı-hı. Otobüse, metrobüse binenlere troll dedi. Troll. Bunlar evet. Dedi bizi engellemek için yapılıyor. Sonrasında işte böyle bir video çekti. Otobüse işte şu kadar kişi binerse şöyle oluyor gibilerinden. Önce Murat Alan onu bir yorumlayalım madem evet. Öyle. Buna benzer görüntüler Ankara'da da vardı aslında. Ankara Hı-hı. Büyükşehir Belediyesi'nde de Mansur Yavaş'ın yönettiği belediyede de yine otobüslerin otobüslerin çok yoğun olduğunu gördük. Tıpkı İstanbul'daki metrobüsler gibi. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Geçenlerde eski Gürtuna döneminde İBB'de daire başkanlığı yapmış bir abimize gitmişler. Demişler ki gel falanca yerde daire başkanlığı yap. Adam demiş ki ya ben AK Partiliyim. Hani nasıl gelirim olmaz demiş. Ya biz de biliyoruz AK Parti'nin olduğunu da beceremiyoruz. Gel hani yürütemiyoruz. Hı-hı. Yürütecek bir adam lazım bu işin başına. Şimdi bu şunun göstergesi. Beceremiyorlar. AK Parti'nin yaptığını işletmekten dahi acizler. Fesatlığı, fitneliği iyi yapıyorlar. Bak halk ekmeği şahlandıran AK Parti iktidarıdır. Halk ekmekten nefret edip halk ekmek yemeyen, işte fakirlerin şusudur, varoşun ekmeğidir deyip küçümseyen adamlar da bugün orada sözcü satıyorlar. Bak orada sözcü evet. Pazarlıyorlar. Evet. AK Parti'dir metrobüsleri getirip oturtan, AK Parti'dir onun içerisine insanların canı sıkılmasın diye hangi durakta olduklarını görsünler diye büyük video voller koyan, o video vollerde Kanal İstanbul yapılmasın reklamını yayınlayan CHP'dir. Bak iyi hani yapmazlar ama onu çok iyi sömürürler. Zayıf noktalarını çok iyi kullanırlar. Burada da bu hadisede de ben şöyle bakıyorum. Çok şanslılar. Öyle bir kitle var ki ellerinde, amiyane tabirle ne versen yiyor. Şimdi Murat Ongun 2 hafta önce bir açıklama yaptı. Dedi ki, şu Fazilet Durağı meselesinden hemen önce dedi ki işte yaptığımız hizmeti mealen söylüyorum tam cümle hatırımda değil ama kalıp bu. Yaptığımız hizmeti sabote etmek isteyen AK Partili belediyeler var dedi. Bir belediye AK Partili belediye işte kamera görüntüsü yayınladı. AK Partili belediyenin görevlisi götürüp metro durağının önüne çöp bırakıyor. O çöpü bırakıyor ki hani daha sonrasında desinler ki İBB böyle işte iş yürütemiyor falan desinler diyor. Böyle bir tweet attı. Sonra ne oldu? Ne ortaya çıktı? Çekmeköy Belediyesi'ni evet. Suçladı. Çekmeköy Belediyesi'nin değil de Büyükşehir Belediyesi'nin personeli olduğu ortaya çıktı, çıktı o kişi. Sonra ne yaptı Murat Ongun? Tweet'i sildi. Hayır. Önce şunu yaptı. Tweet'i bizim baskımız üzerine sildi. Şunu yaptı. Özür diliyorum. İşte o kişi şu değilmiş diye bir tweet attı. O kişi şu değilmiş, gerçekte buymuş diye attığı tweet 1-2 bin retweet'te kaldı. Ama hemen altında bulunan yalan tweet 50-60 binlere çıktı ve hala retweet almaya devam ediyordu. Biz sosyal medyadan, gazeteden, siz televizyondan şunu yaptınız. Yahu bunun gerçeği ortaya çıktıysa yalanını sil bari, utan denildi. Ondan sonra gelen baskı üzerine o tweet'i silmek zorunda kaldı. O yüzden çok şanslılar. Şimdi az önce Hüseyin abinin söylediği mitomani hastalığı var ya, doğruya değil yalana inanmaya hasret, yalana inanarak yürümekten memnun olan şahane bir kitle var ellerinde. Bu kitleyi de istedikleri gibi ya gerçeği söylediğinde inanmıyor. Yani şehir hastanesini inşa et. Ha şöyle düşün, dahasını söyleyeyim. Devletin bakanı resmi ölüm oranını veriyor. Diyor ki 95 vatandaşımızı kaybettik bugün diyor. Twitter'da 5 hesaplı, 5 takipçili Abu Zer Kadayıf isimli bir hesap diyor ki hayır 85 405 kişi öldü. Ya ona inanıyor. İnanıyorlar.
Devletin bakanına inanmıyor. Bizde bir takip sistemi var. Ölüm takip sistemi, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Cenazeni ölüm takip sistemine kaydettirmeden, ölüm raporu almadan, senin kitabında bu ara öyle kullandım, ölüm raporunu almadan götürüp mezarlıkta defin bile edemezsin. O morgdan çıkaramazsın. Çıkarmayı denediğini farz edersek ceset kaçırmış muamelesi yaparlar sana. Hukuki bir yaptırımı olur bunun. Buna rağmen devletin bakanının böylesine bir sistemin, kurulmuş dijital bir sistemin dediğine inanmıyor. Beş takipçili bir FETÖ trollünün hesabının orada aslında 400 kişi öldü lafını inanıyor ve bunu retweetliyor. Binlere gidiyor. Yani 10 binlere gidiyor. Demem o ki. Ellerinde şahane bir kitle var. Tabii kullanacaklar. Tabii ki sömürecekler. Sayın Gülerci, yani İstanbul'da ve Ankara'da yaşanan manzaraları takip ettiniz. Sizce neden böyle manzaralar yaşandı? Belediyeler neden sınıfta kaldı? Şimdi Sayın Melih Gökçek bu işin üzerinde çok durdu. Yani aslında yapılan virüsle mücadelede İstanbul Belediyesi'nin en hafif tabiriyle zaaf sergilemesidir. Yani otobüslerdeki sefer sayılarının azaltılması, garajlarda bekletilmesi, sonra insanların doldurulması, kontrollerin sık yapılmaması, yani valiliğin el koymasını bile bu işe sonunda istedi insanlar. Yani bu kadarını da yapmazlar diye düşünüyoruz ama en basit tabiriyle bunlar gerçekten beceriksiz. Düşünün bakın, Murat Ongun bir gazeteci, 4 ayrı yerde görevi var. Ne, sen gazetecisin, ne anlarsın otobüsten, ulaşımdan? Yani burada CHP için önemli olan kendisinde muhtemet olan insanları işin başına getirmek. Burada Kılıçdaroğlu'nun gene bir yalanını hatırlayalım. Kılıçdaroğlu ne diyordu? Liyakata bakmak lazım diyor, değil mi? Siz liyakata mı bakıyorsunuz? Yani kaç tane yöneticiyi bir kere de değiştirdiniz? Yani şimdi söyleyeceğim de, ya liyakat balık baştan kokar arkadaş. Sen de liyakat olsaydı aşağıda da bir liyakat olurdu ya. 9 tane seçim kaybettin. Hala orada oturuyorsun ve nasihat ediyorsun. Liyakat olması lazım diyorsun. Bir gazeteciyi otobüs haşiyenin başına geçiriyorsun. O da eline ayağına bulaştırıyor. Eline yüzüne bulaştırıyor. Eli ayağına dolaşıyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi bu yapılan eleştirileri bir noktaya kadar göğüslüyorsunuz. Sonra da şahsı görevden alıyorsunuz. Bir izahınız olsun. Niye aldınız bir görevden? Evet ve Murat Ongun'un yerine de yine İmamoğlu'nun eski özel kalem müdürü Yavuz Saltık getirildi. Hani liyakat denildiği için hatırlatalım. Yine bir liyakattan ziyade İmamoğlu'nun etrafındaki biri getirildi. Tabii Murat Ongun burada 4 tane ayrı işte otobüslerden ne anlar bir gazeteci? Ulaşım AŞ'nin başındaydı. Herhalde belli ki İmamoğlu da bunun faturasını Murat Ongun'a çıkarmış durumda. Yani o aslında bence yapmak istedikleri şeyde başka bir şey daha var da şunu planlıyorlar aslında. Burada ciddi bir halk sağlığı sorunu var. Virüs yayıyorlar bu şekilde. Virüs yayılmasına göz yumuyorlar bu şekilde. Bence planları şuydu aslında. İstanbul Valiliği dolaylı olarak aslında duruma müdahale etti ama hedefleri şuydu. Bu beceriksizlik üzerine Devlet Duruma İçişleri Bakanlığı el koyacak. Otobüs AŞ'yi, ulaşım AŞ'yi ve yine paralelinde hareket eden Bir benzeri mağduriyet mi kurumları, bekliyorlardı? evet benzeri kurumları valilik uhdesine devredecek. Geçici süreliğine de olsa valilik uhdesine devredecek. Çünkü valilik bu süreci İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çok daha iyi yönetiyor. Ona devredecek. Sonra bir yaygaraya başlayacaklar. Gördünüz işte. Sandıkla yapamadıklarını darbeyle yapıyorlar. Sandıkla olmadı, kayyımla yapıyorlar. Bunun yaygarasına başlayacaklardı. Ama burada çok ince bir strateji güdüldü. Çok akıllıca hareket edildi. Valilik araçlara belli bir sınırlama getirdi. Araçlar içerisinde yan yana oturulamayacak. Arka arkaya oturulamayacak. Yani İstanbul Valisi'ni burada tebrik etmek lazım Ali Bey'i. Yan yana oturulamayacak. Arka arkaya oturulamayacak. Oturan yolcu, ayaktaki yolcunun toplamından fazla olmayacak. Yani bu şekilde bir sınırlama getirerek bu işe kısmen çözüm üretmeye çalıştı. Ama Üretmişiz. buna rağmen diyorum ya sana, bak cumartesi günü benim kargom evime geldi. 3 tane kargo firmasının, farklı firmasının kargosu. İnternetim arızalandı, Türk Telekom geldi, onardı. Ama o gün metrobüs kullanamadı sağlıkçılar. O gün otobüs kullanamadı
işine zorunlu olarak gitmesi gereken ve izin dahilinde olan, yani sokağa çıkma kısıtlamasının haricindeki personel, otobüs kullanamadığı için Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli bir sağlık görevlisi Zeytinburnu Belediyesi'nin aracıyla alınıp evine götürüldü. Niye? Toplu ulaşım sıfırlandı. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle yürütemiyor, yapamıyor, yönetemiyor. Yani var olanı, yapılanı hareket ettirmekten, hareket yürüttürmekten aciz bir sistem. Oturan bir sistem bile bozuldu. Ve bunun da mağduriyetini oynuyor. Bakın diyorum ya, orada amaç şuydu. Buradaki rezalete, skandala valilik kanalıyla İçişleri Bakanlığı el koysun. İçişleri Bakanlığı el koyduktan sonra da hoppa başlasın, kayyum atandı. Sandıkla gelen meşru hükümete darbe, meşru belediyeye darbe yapıldı yaygarası. İşte İngiltere Büyükelçisi'ne durum ihbar edilir. Alman Büyükelçisi'ne gidilir. Başkonsoloslarla oturulur. Ve Türkiye'de seçilmiş İmamoğlu'na görüyorsunuz darbe yapılıyor. Yönetimine el konulmak isteniyor. Değişik ayak oyunlarıyla diye bir yaygara yapacaklar. Şimdi CHP'den gidelim madem. Birazdan Süleyman Soylu'ya geçeriz. CHP'de Sayın Gülerce, Ümit Kocasakal, İrem Çiçek ve Mehmet Sevigen partilerinden ihraç edildi. Yani bu üç isim de CHP'nin asli üyelerindendi. Biliyorsunuz CNN Türkiye çıktıkları için hepsi hakkında işlem başlatılmıştı ve sonuç itibariyle de disiplin kurulunun ardından üç isim de partiden ihraç edildi. Neden böyle bir yola başvurdu Kılıçdaroğlu ve yönetimi sizce Sayın Gülerci? Adana'daki Sarı Hastanesi'ndeki durum gibi iki yüzlülük var. Yani ciddi bir iş yapmıyorlar, gayri ciddi, ciddi gibi gösteriyorlar. İkincisi de çifte standartları var. Bir yandan mesela Kılıçdaroğlu Fox TV'nin ceza almasına karşı çıkıyor. Ne gerekçeyle karşı çıkıyor? Özgürlük gerekçesiyle, basın özgürlüğü, fikir ifade hürriyetine sahip çıkarak karşı çıkıyor. Senin partinde özgürlük yok. Bakın bu ihraç edilenlerin üçünün de kabahati televizyon kanallarına çıkıp konuşma. Fikir ifade hürriyeti var. Senin partinin aleyhinde konuşmamışlar. Ama sen diyorsun ki benim gösterdiğim şahısların dışında kimse çıkıp konuşamaz. Ve bu şahısların hepsi de mesela Sayın Sevigen yıllarca CHP'ye hizmet etmiş bir insan. Samimi bir CHP'li. Sadece CHP'yi düşünen bir insan. Sen şimdi bunu ihraç ediyorsun. Aynı şekilde Hoca Sakalı ihraç ediyorsun. Genel başkanlığa aday olmayı bile gözüze almış bir insan. Bu korku idaresidir. Kılıçdaroğlu'nun şu anda yaptığı en büyük siyaset herkesi korkutarak, sindirerek ve kendi genel başkanlığını 9 mağlubiyete rağmen devam ettirme hesabı. Yoksa hak, hukuk, adalet diye bir şey yok. Hak, hukuk, sandalet diye bir şey var. Bu da onun örneğinden bir tanesi. Evet. Murat Alan, çok evet, kısa hemen söyleyeyim. Süleyman Soylu'ya geçelim. Bana göre aslında neyi biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Atatürkçüler tasfiye edilmek isteniyor. HDP çizgisine yakın bakın. Mehmet Sevigen kimdir? Neyden bahsetti? FETÖ CHP ile ilişki kuruyor dedi. Mehmet Sevilgen tasfiye edildi. Samimi CNN, bir CHP'li Mehmet Sevilgen. Evet, CNN Türk işin aslında şeyiydi. Kozmetik kısmı, işin çerez kısmı, işin perde arkasında yani o bir bahaneydi. İşin perde arkasında aslında CHP'yi HDP'leştirmek isteyen bir ekol var. Ve bu ekolün İstanbul'daki temsilcisi Canan Hanım, Canan Kaftancıoğlu. Ve bu mantıkla hareket eden bir kitle CHP'yi HDP'leştirmek isteyen, CHP'deki Atatürkçü kanadı tasfiye etmek isteyen kitle CHP'de bu isimleri tasfiye ediyor. Ümit Kocasakal ben çok haz etmem. Eski İstanbul Barosu Başkanı'dır. Bana da davası vardı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Beraat ettim bilmem ne oldu falan. Atatürkçü ama samimi bir Atatürkçüdür. Mehmet Sevigen samimi bir Atatürkçüdür. İrem Çiçek, Dursun Çiçek'in kızı, samimi bir Atatürkçü. Ergenekon davasındaki evet, duruşunu biliyoruz. Bu kişiler kasıtlı bir şekilde çeşitli bahanelerle CNN Türkiye çıktın, şuraya çıktın, buraya çıktın, şöyle konuştun, böyle oldun diye kasıtlı bir şekilde farklı bahanelerle CHP'den tasfiye edilmek istiyor. Bakın Canan Arıtmanlar nerede şimdi? Hepsi tasfiye edildi. Kemal Anadolu'dan CHP hepsi kabuğu değiştirdi. Başka CHP, bir partiye dönüştü. CHP HDP'leştirmek istiyor. Bir güç
HDP ile CHP'yi birleştirecek, tek çatı altında toplayabilecek, hani SHP'nin CHP'nin SHP'yi yutması gibi, tek çatı altında bu gücü bir araya getirebilecek yeni bir mekanizma oluşturmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu mekanizmanın omurgası haline getirmeye çalışıyor. Peki yine hızlıca gidiyorum vakit daraldığı için. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu biliyorsunuz ki geçtiğimiz bir önceki cuma yaşananlardan ardından pazar gecesi önce istifa ettiğini açıkladı. 2 saat 40 dakikalık biliyorsunuz bir ortam yaşandı. İntihara kalkışanlar Süleyman Soylu istifa etti diye sosyal medyada kampanyalar yürütüldü. İstifa etmemesi için ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sayın Gülerci Soylu'nun istifasını kabul etmedi. O geceyi sizden dinlemek isteriz. Soylu'nun istifası ve o gece Soylu'ya gelen destek bize neyi işaret ediyor? Meselenin birkaç tane yönü var. Tabii Sayın Soylu çok başarılı bir İçişleri Bakanı. Onu Sayın Cumhurbaşkanı da istifasını kabul etmediği sırada yaptığı açıklamada söyledi. Böyle bir zamanda Sayın İçişleri Bakanı'nın Türkiye'nin zor bir geçitten geçerken üstelik de FETÖ ve PKK terörüyle çok güzel bir mücadele verilirken istifa etmesi bir defa bizim içimizi burktu. Yani gayri ihtiyari ben aman Sayın Bakanım şimdi sırası değil bu istifanın bu derece başarılı bir hizmet verilirken şimdi bu istifa nereden çıktı diye içimden hayıflandım. Ve sonra şöyle düşündüm. Hepimiz insanız. Acaba o akşam 2 saat kala yasağın ilan edilmesi, 250 bin kişinin marketlere hücum etmesi, dolayısıyla sağlık alanında virüsle mücadelede yapılan çok büyük işlerin, alınan tedbirlerin bir anda berhava olma tehlikesinin baş göstermesi esnasında o 2 saat içerisinde acaba Sayın Süleyman Soylu'ya içeriden, sağdan, soldan bir takım rencide edici şeyler mi söylendi? Yani hissiyatına fazla mı dokunuldu kendisinin? O da böyle bir yolu mu seçti? Ben buna rağmen keşke istifa etmemiş olsaydı diye düşündüm. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı kendisini elbette ki dinleyecek, anlayışla karşılayacaktı. Fakat sonra devreye sağlam iki irade girdi. İşin hikaye tarafını da ben çok önemsemiyorum. Bazen böyle suçmeler, yaşanan tecrübeler, bundan sonra karşılaşılacak güçlükleri aşmada faydalı olabilir. Yani olanda hayır vardır diye bir ifade var. O manada hayırla bakılabilir. Oldu, bitti. Ama hayır ne oldu? Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel değerlendirmelerle devreye girdiler. Sayın Bahçeli böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır. İşte benim en çok katıldığım ifade bu ifade. Milliyetçi Hareket Partisi mesul istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Bir destek verdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ve onore etti Sayın Soylu'yu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi noktayı koyma adına çok güzel. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğunu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarısından yakinen şahit olduğum Sayın Bakanımız görevine devam ediyor dedi. Şimdi bu benim nazarımda şöyle bir hayra kapı açmış oldu. Biliyorsunuz muhalefet, yani sonradan Davutoğlu'yla Babacan da dahil oldu. AK Parti içinde bir ikilik çıkarma, çatışma çıkarma, AK Parti ile MHP arasında bir ikilik çıkarma, çatışma çıkarma
Üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bak yürümüyor işte arkadaş diye bu meseleyi kendilerine vesile ettiler. Hepsi de Süleyman Soylu'ya çok onurlu bir davranış diye destek çıktılar. Ama işte arkasında duramadı, yanlış oldu, Erdoğan'ı kurtarmaya çalıştı gibi Cumhur İttifakı'na saldırdılar. Ben şunu söylüyorum, Cumhur İttifakı öteden beri söylüyorum, 15 Temmuz diriliş ruhunun siyasetteki bir yansımasıdır ve siyaset üstüdür. Bizim geleceğimizle ilgilidir. Burada bizim şahıslarımızın, bakanlarımızın, hiçbirimizin, gazetecilerin, yöneticilerin, milletvekillerinin, hepimizin şahıslarının bir önemi yok. Önemli olan Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemini başarıya götürmek için, daha da başarılı kılmak için Cumhur İttifakı'na gözümüz gibi sahip çıkmaktır. Benim buradan çıkardığım sonuç, Cumhur İttifakı Türkiye için, geleceğimiz için çok değerlidir. Bununla uğraşanlar hiç boş durmuyorlar. İçten dıştan bir şer ittifakı var. Aman, aman dikkat edelim, Cumhur İttifakı'nı bozmuyor. Peki Sayın Gülerce, Murat Alan, siz nasıl değerlendiriyorsunuz o gece yaşananları? Süleyman Soylu'yu destekleyen vatandaşlar, işte sokaklara dökülenler, alkışlayanlar, intihara kalkışanlar, çok ilginç bir gece yaşandı ama Sayın Gülerce'nin oradaki vurgusu önemli. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri ve Cumhur İttifakı'nın önemi bir kez daha ortaya çıktı galiba. Tabii. O kesinlikle ortaya çıktı ama evvela şunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Soylu hiçbirimizin akrabası değil. Benim ne dayım ne amcam, sizin aynı şekilde bir akrabalığımız yok. Yok. Bizim maaşımızı da vermiyor. Biz kamu personeli de değiliz ya da aracılık da etmiyor en azından maaşımızı almamızı. Sokaklara o gün dökülmek isteyen binlerce insanın da aynı şekilde ya da intihar etmek isteyen binlerce insanın da aynı şekilde. Hiçbirimizin akrabası değil. Ama bir gerçek var. Türkiye'nin son 50 yılına, biraz daha da geriye de gidebilirim de mütevazi olmak lazım. Son 50 yılında gelmiş geçmiş en iyi İçişleri Bakanı. Hem FETÖ ile mücadele, hem PKK ile mücadele, hem uyuşturucu. Bütün terör örgütleriyle mücadele etmedi, ayrım yapmadan koruyup kollama zaten söz konusu olamaz. Türkiye'nin hiçbir İçişleri Bakanı bugüne kadar bir terör örgütünü korumamıştır ama ayrım yapmadan tamamına en sert şekilde yüklenen, görevini layıkıyla yapan, sabahın 5'inde gerekirse -20 derecelik bir kar iglosunun altında oturup, biliyorsun Eskimoğulların igloları vardı, ona benzer bir şeyin altında oturup, aynı günün öğleninde farklı bir ilde toplantı yapan, aynı günün akşamında bir başka yere giden, aynı günün gecesini başka yere giden ender insanlardan, siyasetçilerden biri. Evet. Orada da sayın, hani evvela bunu söylemek lazım ki bizim bir bağımız yok. Niye millet Sayın Süleyman Soylu'yu sevdi? Niye seviyor? İşte bunları yaptığı için seviyor. Kimsenin babasının oğlu değil. İşini kötü yapsa kimse de hayranlıkla bakmaz. Oradan görevinden alınması için de bütün millet, bakın istifa eden bakanlar var, ayrılan bakanlar var. Esamesi bile okunmuyor. Görevini böyle bir süreç yaşanmadı. Evet. Ama Sayın Süleyman Soylu'da durum bu. Neden? Çünkü işini yapıyor. İşini yaptığı için de bu millet destek veriyor. Sadece iyi mi kötü mü olduğunu algılamak için Abdülhamit Han'ın yine bir taktiği var ya, karşı taraf düşmanlarım ne diyor? Hani biliyorsunuz, Abdülhamit, biliyorsundur sen de, Abdülhamit Han İngiliz ve Rus sefirini çağırıyor. Şöyle bir projem var, siz ne düşünüyorsunuz diyor. Bunları dinledikten sonra geri gönderiyor. İşte sadrazam diyor ki ya dayanamayacağım diyor. Hani bir şey sormak istiyorum Hakan'ım. Ya siz bu adamların dediğini yapmıyorsunuz. Niye çağırıyorsunuz diyor. Hani niye bunları dinliyorsunuz? Bunlar hiçbir zaman bizim menfaatimize, lehimize düşünmez ki diyor. Ya diyor, bunları çağırıyorum. Bunlar dinliyorum. Bunlar bir projeye, benim bir hedefime olumsuz bakıyorsa anlıyorum ki o yapılmalı. Evet, o millet lehine. Şimdi Süleyman, Sayın Süleyman Soylu hadisesinde de böyle. Bir istifa ettiğinde sevinenlere bakın. Bir de üzülenlere bakın. Göreve tekrar geri geldiğinde, seçildiğinde yeniden halk tarafından, bir sevinenlere bakın. Bir de tekrar üzülenlere bakın. Zaten Sayın orada Süleyman tablo ortaya çıkıyor. Evet, başka söze gerek yok. Yani kimin yaptığını. Ha, şunun da altını tekrar tekrar çizmek lazım. Bu gücü de Sayın Süleyman Soylu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan alıyor. Bu gücü de elbette ki bulunduğu AK Parti'nin tıkır tıkır işleyen çarklarından alıyor. Bu kabiliyeti çok iyi kullanıyor.
çok iyi kullandığı için de, yani kendisine verilen o koltuğun hakkını veriyor. Evet. Hakkını verdiği için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kimseye eyvallahı yoktur. Millet lehine bir faaliyet dışında kimseye eyvallahı yoktur. Göreve gelmek isteyen gelir, görevi bırakmak isteyen bırakır. Ama ortada bir vaka var ki bizim ancak Japonya'da, ancak İtalya'da çoğu zaman, ancak işte İspanya'da, ancak İngiltere'de gördüğümüz bir hadise oldu. Ne oldu? Bir bakan çıktı, dedi ki, üstelik Türkiye'de en cazip bakanlıklardan biridir, ben bu işin sorumluluğunu üstüme alıyorum, bu olayın sıkıntısı benden kaynaklıdır, ben istifa ediyorum dedi. Düşünebiliyor musunuz? Onurlu ve erdemli bir davranış. Bir bakın Türkiye'nin 50 yıllık tarihine bir bakın. Hüseyin abinin yaşı daha da ileri bu vakıf bu konuda. Ben sadece önemli bölümüne şahit değilim. Önemli bölümünü okuyarak, izleyerek gelmişim. 50 yılımızda, son 50 yılımızda böyle bir vaka var mı? Bir İçişleri Bakanı, evet bu işin sorumluluğu benimdir kardeşim, ben istifa ediyorum demiş mi? Bu onurlu duruş karşısında da millet yalnız bırakmamıştır Soylu'yu. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti iradesi de Sayın Soylu'nun arkasında durmuştur, göreve geri getirmiş. Evet. Şimdi Süleyman Soylu'nun ardından infaz yasasını da konuşalım isteriz Sayın Gülerce. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa geçti. Ama CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor infaz yasasında. Neden Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor CHP? Buradaki beklenti nedir Sayın Gülerce? CHP işte silah kullananlar serbest bırakıldı, affedildi. Kalem tutanlar, yazı yazanlar affedilmedi. Düşünce suçlarına af getirilmedi diye bir algı operasyonuna başladı. Orada anlaşamıyoruz tabii bu kesimde. Yani gazeteci dedikleri insanlar şimdi Fox TV, Fatih Portakal işte çok iyi gazetecilik yapıyor falan diye konuşuluyor. Ama Rütük de diyor ki halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorsun. Bu da suçtur. Medya ile yapılan daha büyük suçtur. Sorumluluğunu takın diyor. Şimdi biz diyoruz ki Fatih Portakal gazetecilik kisvesi altında etki ajanlığı yapıyor. Düşmanın işine gelen işler yapıyor. Beşinci kol faaliyeti gibi bir şey yapıyor. Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenler diyor. Hayır. Çok iyi bir gazetecidir. Muhalefet yaptığı için kendisinin üstüne geliniyor. Biz diyoruz ki MİT'lerinin durdurulması bir ihanettir. Kılıçdaroğlu diyor ki terör örgütlerine Türkiye devletin bir kurumu üzerinden silah kaçırıyor. Bu suçtur diyor. Türkiye'yi dışarıya jurnallıyor. 17-25 Aralık üstü örtülü bir emniyet yargı darbesidir diyoruz. Onlar diyor ki bir yolsuzluk operasyonudur. Şimdi FETÖ'nün yaptıklarına CHP sahip çıkıyor. Bizler ise 17-25 Aralık'tan beri gece olaylarını da öne alırsak, MİT müsteşarı krizini de ele alırsak hep belli bir yerde duruyoruz ki bu Cumhur İttifakı'nın aynı zamanda genel kanaati görüşüdür. Ama karşı taraf dediğimiz ve Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği tarafta FETÖ'nün operasyonlarına sahip çıkıyor. FETÖ'nün gazetesi kapatılacak, milletvekillerini gönderiyor. Kendisi bizzat Zaman Gazetesi'ni ziyaret ediyor. Şimdi CHP, Akşener, hepsi bunlar kıvranıyorlar. HDP kıvranıyorlar. Neden kıvranıyorlar? FETÖ'cülere af çıkmadığı için kıvranıyorlar. Bakın inanınız, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürmesinin tek bir amacı var. FETÖ ve PKK seviciliğidir. Acaba buradan Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesi deyip de geçmişte Raşan affı diye bilinen affa benzer bir şekilde FETÖ'cüleri, PKK'lıları af kapsamına sokar mı? Yani Anayasa Mahkemesi daha önce bu şekilde güvenlik mi yoksa demokrasi ilkeleri mi meselesinde dışarıya karşı da hoş görünme düşüncesi var mı bilmiyorum. Güvenliği hep ikinci plana attı. Eğer FETÖ'cülere, PKK'lılara af çıkarsa bu Türkiye için büyük tehlikedir. Hukuk sistemi için büyük tehlikedir. Ama CHP FETÖ'ye bir bedel ödüyor. Kılıçdaroğlu biliyoruz. Yani bir kaset operasyonuyla CHP genel başkanı oldu. Ve FETÖ'nün bütün operasyonlarını Kılıçdaroğlu'nun CHP'si destekledi. Hepsini. Hepsinde desteği var. 37 sene sonra bir CHP genel başkanı ilk defa Amerika'ya gitti. O da Kılıçdaroğlu. Kim davet etti?
FETÖ'cüler. Kimlerle görüştü gittiğinde? FETÖ'cülerle görüştü. Yani ben aslında daha önce de söyledim de bu neden üzerinde durulmuyor? FETÖ operasyonlarındaki CHP desteği niye yargının konusuna girmiyor, ben anlamış değilim. Bu kadar açık destekleri var. Van Kasya'ya gidip CHP milletvekili göstere göstere para yatırdı. Neden bunun hesabı sorulmuyor o milletvekilinden? Neden onun dokunulmazlığı kaldırılmıyor? Bir HDP milletvekili gidiyor Güneydoğu'da koronavirüs yayıyor, burada hükümet Kürtleri öldürmeye çalışıyorlar diyor da bunun hesabı hemen niye sorulmuyor? Niye bunların dokunulmazlığı kaldırılmıyor? Bir adım daha öteye gireyim. HDP doğrudan doğruya Kandil'in talimatlarıyla çalışıyor. Bu HDP neden kapatılmıyor arkadaş ya? Evet. Sayın Güderce, HDP milletvekilinin birazdan bence görüntüsünü de hatta DSF'sini arkadaşlar çevirsinler bir yandan da. Onu da evet, hatırlat. İyi ki hatırlattınız. Kaçmasın yani. İyi ki hatırlattınız. Yani o yaşananlar da pespaye bir durumdu. Murat Alan, infaz yazısı neden CHP itiraz ediyor dedik. İşte Sayın Güderci diyor ki FETÖ ile olan CHP'nin iltisakı neden daha derinlemesine araştırılmıyor? Doğru söylüyor. Çok doğru bir tespit ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi diyor ya, eli kalem tutana af yok, eli silah tutan affedildi diye. Şimdi dönüp baktığımızda CHP'nin af istediği kişi kim? Selahattin Demirtaş. CHP ve HDP'nin affedilsin dediği. Evet, 6-7 Eylül olaylarını hatırla. Bu ülkede 35 vatandaş, Yasin Börü'yü hatırla, kurban eti dağıtırken başı taşla ezilerek, bütün kemikleri kırılarak katledildi bu çocuk. Öldürüldü, şehit edildi. İki polis şehit oldu. 35 vatandaş yaşamını yitirdi. 200 küsürden fazla, yanlış hatırlamıyorsam 221, 139'u da polis memuruydu. Polis memuru yaralandı. 35 ilde 6-7 Eylül olaylarıyla 35 ilde ayaklanma benzeri bir şeye giriştiler. Bunun bir bedeli olmamalı. Bunun şeyini veren, halkı sokağa döken kişi bu kadar kişinin ölümünden sorumlu olmamalı mı? Bununla yargılandığında beraat mı etmeli? Bundan dolayı cezaevindeyken tahliye mi edilmeli? Ali Fuat Yılmazer'lerin içerisinde olduğu FETÖ çetesi. 17-25 Aralık'ı gerçekleştiren ekip. Kime beraat kimin serbest bırakılmasını istiyorlar? Bunların serbest bırakılmasını istiyorlar. Bunlar cezaevinde durmayacak mı? Osman Kavala'ların serbest bırakılmasını istiyor. Gezi organizatörlerinin serbest bırakılması isteniyor. Diğerlerinin serbest. Ki bunlar mı düşünce suçlusu? Bunlar mı Türkiye'de düşünce üreten adamlar? Şöyle düşünün. Bir siyasi partinin lideriydi Selahattin Demirtaş. Düşünün ki maazallah bir AK Partili yönetici halkı sokağa çağırdı. Yarın şurada yürüyoruz dedi. Şöyle yapacağız dedi. Eften püften de bir nedenden dolayı. İşte Aynel Arap'ta, Kobani'de bilmem ne olmuyor diyerek Türkiye'deki halkı hadi yürüyoruz dedi. 35 kişi yaşamını yitirir. 200 küsür kişi yaralanır. 2 polis şehit olursa düşünün başına ne gelir o kişinin. Tabii. Evet, bu geliyor. Sırtını dağa yaslıyorsa bir adam, bir kadın, bedeli budur. Biz de şimdi cezaevinde sırtını duvara yaslatırız. İşte CHP maalesef CHP'yi HDP'leştirmek isteyen, CHP'deki Atatürkçüleri düşünün, savunması da bana kaldı ya. Düşünün yani durumu, akıbeti düşünün. CHP'deki Atatürkçüleri tasfiye etmek isteyen kanat, işte özgürlük istediği kişiler de bu kişiler. Önümüze sundukları tablo ne? Oradan bir kişiyi de çekip çıkarıyorlar. Alaaddin Çakıcı tahliye oldu. 65 yaşında her vatandaşın, söz veriyorum, Abdullah Öcalan hariç, 65 yaşında her vatandaşın, 65'ini aşmış her vatandaşın tahliye olmasını ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Artık bir insan kendi işlerini idare edemeyecek, cezaevinde yaşantısını idare edemeyecek durumdaysa tahliye edilmeli. Ben de istiyorum. Evet. Cezaevinde kendine bakamıyorsa, tuvalete gidemiyorsa, bunu Çakıcı için söylemiyorum ama 65 yaşını aşmış her vatandaş da bu tür sorunlar başlayabilir. Evet, ben de istiyorum daha özel şartlarda kalsın. Ama kaldırıp bunu, işte Çakıcı tahliye oldu. Görüyorsunuz, eli silah tutanları tahliye ediyorlar. Yahu siz oradan, biz kaç defa bu gözler şahit. Silivri cezaevinde işte diyor ki Çakıcı konvoyla tahliye oldu oradan. Konvoy aldı götürdü. Görüyorsunuz işte AKP iktidarı budur, Cumhur İttifakı budur dedi. Ya bu gözler şahit. Ben adliye emniyet muhabirliği yaptım yıllarca. DHKPC'li teröristlerin,
oradan konvoy halinde çıkartıldığını, kutlandığını, PKK'lı teröristlerin milletvekili yapıldığında, hukuki zaaftan faydalanıp milletvekili yapıldığında konvoylarla oradan çıkartıldığını otobüsler üstünde gördüm. Can Dündar'ın yüzlerce kişi eşliğinde bu ülkeye ihanet eden, firari Can Dündar'ın yüzlerce kişi eşliğinde otobüslerle konvoy halinde oradan götürüldüğüne bu gözler şahit oldu. Reklama gideceğiz ama reklamlardan önce Sayın Gülerce'ye veda edeceğiz. Sayın Gülerce, çok teşekkür ediyoruz. Yalova'dan yayınımıza katıldınız. Daimi konuğumuz Sayın Hüseyin Gülerce. Son sözünüzü alalım isterseniz, arkasından reklama gideceğiz. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de sağlıkla kalın inşallah. Önümüzdeki hafta yine sizi ortak akılda görmek istiyoruz. Zaten sizin programınız. Daimi konuksunuz. İnşallah yine önümüzdeki hafta. Çünkü izleyicilerden de çok fazlaca size selam vardı. Hem sosyal medyadan hem gördüklerimizden. Evet. Onları da iletmiş olduk. Bana da ulaştı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Büyük destek verdiler. Çok teşekkür ettik. Bu arada son dakika var. Manisa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış. Bu son dakikayı verelim. Henüz onunla ilgili başka bir gelişme yok elimizde ama 4.1 büyüklüğünde Manisa'da bir deprem yaşanmış. Geçmiş olsun diyelim. Bir de bir sorumuz vardı. Yarın karantina önlemlerini hafifleten, karantinaya kaldıran Avrupa'nın tam göbeğindeki ülkeyi soruyoruz. Instagram'da benim son fotoğrafımın altına, Twitter'da da ortak akıl etiketine doğru cevapları bekliyoruz. 5 kişiye başlangıç 2020 kitabı gidecek. Reklamlar sonra buradayız. Reklamlardan sonra karşınızdayız, artık son 1-2 dakikamız Murat Alan. Süreci biraz 30 saniye 1 dakika değerlendirelim. Bundan sonra özellikle koronavirüs sürecine dair beklentiniz ne? Bu ne zaman bitecek virüs ve tam anlamıyla karantina ne zaman sona erecek sizce? Virüs bitmeyecek. Bitmeyecek. Yani öyle hani bitmeyecek derken öyle sonsuza kadar sürecek demiyorum ama öyle düşündüğümüz gibi işte Mayıs sonu Haziran'da insanlar artık evet bu iş bitti sokaklara döküldük diyemeyecek. Niye diyemeyecek? Ben Eylül sonuna kadar da aktivitesini dünyada sürdüreceğini düşünenlerdenim. Niye? Bu da grip ve benzeri türevleri gibi diğer koronalar gibi dünyadaki pandemi hareketi gibi hareket bir tarz çiziyor. Öyle olacak ama şu olacak. Şu bu güzel tarafını söyleyeyim. Bizim de önceki haftaki manşetimiz de bu. Şöyle bir şey olacak. Biz tedbirleri aynen böyle devam ettirirsek, aynen hiç bozmadan böyle devam ettirirsek, hafta sonları bence çok da güzel oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu önerisi, bu şeyi müthiş oldu, çok güzel. Hafta sokağa çıkma kısıtlaması, yasak değil bu. Belli bir grubun kısıtlanması. Rakamları da nasıl aşağı çektiğini görüyoruz. Geçen hafta 7 gün geriden geliyoruz. Kuluçka süresi 7-8 günse şöyle düşün. Geçen hafta sokağa çıkma yasağı sayesinde bu hafta biz şunu gördük. Hem hastaneye yatışta, hem entübasyonda, hem yoğun bakıma alınışta ciddi bir azalma olduğunu gördük. Bu şekilde devam edersek biz Haziran başı normalleşmiş ülkeler kategorisine girmiş oluruz. Hayatı normale yakın bir hale, sosyal mesafeyi korur ama normale yakın bir hale getiririz. Allah'ın izniyle Ağustos gibi de, Eylül gibi de biz bu belanın önemli bölümünü kendi ülkemizden def etmiş oluruz. Asıl sorunu söyleyeyim. Biz bu belayı bitirirken de sokağa çıkma kısıtlamasını yer yer devam ettireceğiz. Sal ve gevşetle tamamen uygulayamayız. Neden? Çünkü bu virüs belası bittiğinde yeni bir dünya kurulacak. Bu yeni dünyada da ekonomisi batmayan, insan olgusunu ayakta tutan ülkeler yeni dünya düzeninin başrol oyuncuları, aktörleri olacak. Murat Alan, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun değerli yorumlarınız için. Sayın Hüseyin Gülerce'ye de tekrar teşekkür edelim.